Taliban'ın inancıyla ters bir yanı yok Türkiye'nin lafı. Bunun karşılığının da benzer şekilde olması nasıl değerlendirilmeli? Yani dünyaya bir şeyler söylenirken Türkiye'nin hiçe sayılması gibi bir durum mu var ortada? Nasıl anlamlandırmak lazım acaba Sayın Balbay? Şimdi tabii sevgili Özal, sevgili Mehmet Ali Güller'in de Afganistan'la ilgili yani son dönemde özellikle tabii ki Haziran'ın ortasından itibaren Erdoğan'ın 13 Haziran günü Amerika'nın oradan ayrılmasıyla Kabil Havaalanı'nı onlar adına biz koruyabiliriz demesinden sonra çok analitik, stratejik yazıları oldu. Ben de anımsarsanız geçen hafta o zaman darlığına rağmen ben evet, aslında asıl Afganistan'a hazırlanmıştım diye böyle araya girmiştim. Çünkü bu haftaki gelişmeleri az çok bir nebze ucundan almıştım bilgi olarak. Çünkü Afganistan konusu daha önce Türkiye'nin yaşadığı bu Libya, Mısır, Suriye gibi değil, daha farklı boyutları olan bir şey sevgili Özalkuş. Şimdi bir defa Erdoğan'ın geçen hafta birkaç cümleyi söylemeye çalıştığım şuydu. Şu anda Erdoğan adına bir heyet Taliban'la görüşüyor ve Taliban'a diyor ki ya sizi diyor bir Hristiyan ülke koruyacağına diyor biz koruyalım diyor. Evet. Size en yakın biziz diyor. Taliban'a bu mesajı veriyor. Bunu gönder, bu mesajı verdiler. Taliban'la bu görüşmeleri yaptılar. Ama aynı anda Amerika'ya bir heyet gidiyor. Diyor ki sizin adınıza diyor. Yani sizin çevrenizden bir gücün orada başarılı olması mümkün değil artık. Sizi en iyi biz temsil ederiz orada diyor. Ama siz 20 yılda 2 trilyon dolar harcadınız diyor. Bakın geldiğiniz nokta ortada. Paranın da bir kısmını bize verin diyor. Evet. Sizin adınıza biz yaparken. Ve devamında da oranın sadece tabii ki Kabil havaalanında kalmayacak bu. Oradaki temel, yani ben buna kahyalık diyorum, başkahyalık ya da onun adına işte taşeronluk ne derseniz deyin. Bu tür sorumlulukları ben yerine getiririm diyor. Çok tehlikeli bir şey Sayın Özalkuş. Sevgili Nur Batur tabii yıllarca bölgedeki gelişmeleri yazdı. Biraz önce de hani artık hakikaten kabul külliyen kabul edilemez demek lazım bunu. Hani neresinden tutup eleştireceksin? Hani o bile apayrı bir şu anda kaygı verici bir tablo. Ama Erdoğan'ın kafasındaki bu. Amerika'ya diyor ki bana bir miktar para ver, senin adını orada bulunayım. Ha, bunun bir adım gerisinde de şu var sevgili Özalkuş. Erdoğan, AKP, saray şu anda Özgür Suriye ordusundan bir grubu böyle Afganistan'a götürüp onları orada asker olarak tutmayı da hedefliyor. Yani Türkiye'den tepki çok çekeceği için onu biliyor ve bunu önlemeye çalışıyor. Ama Amerika'nın da bunu kabul etmediği ve Özgür Suriye ordusunun elemanlarının devamında ne yapacağı bilinmez dediği bilgisi de var Ankara'da genel anlamda, hani benim alabildiğim bilgi kadarıyla. Yani hakikaten neresinden tutsanız dökülen, mantığı olmayan, Türkiye'nin yani uluslararası bugüne kadar getirdiği o hukuka bağlı, temelde meşruiyet temeline dayalı adımlarıyla hiç örtüşmeyen bir şey. Erdoğan bugün için yani genel anlamda Türkiye'nin uluslararası saygınlığını piyasaya çıkarmıştır. Türkiye'nin tarihten gelen o gücünü piyasaya çıkarmıştır. Ve Türkiye'nin şu anda bölgesindeki genel anlamda tarihten gelen ağırlığı üzerinden bir siyaset üretmeyi değil, bunu kullanmaya meyleden ve bunu pazarlık konusu yapan bir siyaset izlemektedir. Bunun tabii ki şu anda bayram süreci içindeyiz. Muhalefet partileri bu konuda genel duyarlılıklarını gösterdiler. Ben Türkiye'de tıpkı hani birinci Irak işgalinde 1 Mart tezkeresinde Türkiye'nin o meclisteki partilerin artı Türkiye kamuoyunun buna karşı çıkışı gibi bir duruş gerekiyor Sayın Özalkuş. Evet. Şimdi burada biz Büyük Ortadoğu projesini konuştuk yıllarca. Belki de önümüzde şu anda Büyük Asya projesi diye adlandırabileceğimiz bir süreç geliyor. Afganistan dediğiniz yer Rusya ile Çin'in ortasında bir yer. Afganistan dediğiniz yer Çin'in en hassas olduğu, o Doğu Türkistan'ın devamının olduğu bir yer. Değil mi? Ve Türkiye'de biz bu konuları Sayın Özalkuş çok ayrıntılı, hani sadece gündeme gelen kimi gelişmelerle birlikte tartışıyoruz ama Çin'in özellikle Doğu Türkistan'la ilgili kaygılarının başında Taliban'ın oradan adam değiştirmesi geliyor. Bu bir terör
merkezi haline getirmesi geliyor. Çin bunu yani kendi ülke güvenliği açısından, hatta Hindistan'da da orada biliyorsunuz Hindistan'da da hatır sayılır bir Müslüman grup var ve oradan da yine aynı şekilde Taliban'ın ilişkilerde bir rahatsızlık yarattığı gerçeği var. Yani biz yönümüzü kendi bulunduğumuz coğrafyaya çevirmiş ve kendi başımızın, kendi çevremizdeki dertlere çevirmiş durumdayız ama inanın oralarda çok ciddi bir tablo bu. Son Taliban Müslüman kardeşler gibi değil. Müslüman kardeşler bir şekilde bu bölgenin içinde yoğrulmuş bir hareket. Ama Taliban Asya'da Afganistan dediğiniz o meşhur Hayber geçidi. Afganistan dediğiniz yer %60'ı uluslararası dilde no rural area dedikleri, yani kuralsız alan dedikleri bölge. Yani böyle bir yerden söz ediyorsunuz. Yine çok kısa şu yanı da koyalım. Belki bunun bunu açarız önümüzdeki hani bölümlerde ama şu anda Türkiye üzerinden de geçen uyuşturucu trafiğinde bir batıdan doğuya var, bir doğudan batıya var uyuşturucu trafiği. Türkiye üzerinden geçen, doğudan batıya geçen uyuşturucunun %60'ı, daha doğrusu çok büyük bir dilimi diyeyim, oran tam olarak verecek durumda değilim ama Afganistan'da yetişiyor. Oradaki uyuşturucu trafiğinin şu anda ne olduğunu tümüyle kestirmek mümkün değil. Evet. Bir evet. de bütün bunların üstüne Afganistan'da Türkler var. Şu anda biz orada genel anlamda dengeleri rahatsız eden, dengeleri gözeten değil, dengelerden birini tutup orada taraf olmaya çalışan bir ülke olduğumuzda oradaki Afganistan içindeki Türk kökenlilerin de güvenliği tehlikeye girecek. Yani neresinden baksanız hakikaten hani düzeltilemeyecek ve çok ciddi bir denklem bu Sayın Özalkuş. Ama Erdoğan'ın biz Taliban'la yani aynı düşünüyoruz. Zaten hani bizim dünya görüşümüz ya da dünyaya bakışımız farklı değil deyişi, o hani bizim biraz önce vurguladığım perde gerisinden mesajlarla da örtüşen bir durum ki hakikaten vahim. Yani bunu biraz önce sevgili Nur Batur'un dediği gibi AKP'nin içindeki belli hani bir nebze sağduyusunu korumuş kesimlerin de kabul edeceğini, onaylayacağını sanmıyorum ben. Çok ilginç bir durum var. Erdoğan'ın Taliban'a yönelik sözlerini ve Taliban'ın ona verdiği karşılığı bir hatırlayalım. Çok kısacık. Ondan sonra tekrar devam edelim. Çünkü bu konu böyle 10 dakikada konuşulacak bir konu değil diyelim. Belki günlerce konuşabiliriz. Buyurun. Bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Ve Doha'dan oraya... Erdoğan bu şekilde konuşmuştu. TRT World'e bir açıklama yaptı Taliban'ın sözcüsü. Diyor ki o da Türkiye ile inanca dayalı çok ortak noktamız var. Az önce siz dediniz ki işte kızların okutulmaması, kızların evlendirilmesi, hakların olmaması. Diğer yandan rejim uyguluyor Taliban. Diğer yandan baş kesiyor hala. Gerçekten bütün bunlarla beraber neremiz yakın diye, hani hangi inancımızın neresi? Anadolu inancında da yoktur çünkü böyle şeyler. İnsan korkarak, tedirginlikle dinliyor.